Herkese merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte sıcağı sıcağına bir video kaydı alayım dedim hemen. Birkaç gün önce arkadaşlar OxyCoin'in ön satışına katılmıştık ve VIP 1 olduğumuz için bize toplamda 20 adet falan vermiştiler. Ben 2000 dolarlık alım yapmıştım ama ne yazık ki katın fazla olduğundan dolayı sadece 20 adet kadar komik bir coin alabildim. Şimdi arkadaşlar 20 adet coin şu an 40 dolar yapıyor. Ben ona 1 dolar 2 dolar ödedim. 40 dolar yapıyor. Şu an coin 3 dolar. Biz 10 setten satın almıştık arkadaşlar. Coin şu an 30 katı yapmış bulunuyor ön satış fiyatından. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız da soruyordu hatta, abi işte bir coin ilk çıktığında nasıl alım yapabiliriz? Dostum dediğim gibi burada tamamen el çabukluğuyla oluyor işlemler. Farz misal ben çıktıktan hemen sonra 1.70'ten tekrar alım yaptım. 1.70'e ortalama 100 dolarlık aldım ve ben onu 2.50 dolardan falan geri sattım arkadaşlar. Bu da ortalama %50-%60 bir kar oluyor. Yalnız az önce 3.30'dan biraz alım yaptım arkadaşlar. Ve fiyat 3 dolara kadar bir düştü. 3.50'ye çıkması durumunda arkadaşlar ben onu tekrardan satacağım. Ve ondan sonra pozisyonu kapatacağım. Şimdi arkadaşlar bu tür işlemlerde öncelik olarak para kazanmaktan çok para kaybetmemeyi önemsemelisiniz. Şimdi bu coin mesela 2 doların altına düşerse arkadaşlar ben bunun hepsini elimden çıkarırım daha fazla zarar etmemek için. Çünkü bence 2 doların altına düştüm, onun devamı daha gelecektir. O yüzden bu konuya lütfen dikkat edin. Kar etmek kadar zarar etmemeyi de göz alın arkadaşlar. Yani zarar etmemeye çalışın. O yüzden belli bir fiyat limitinde arkadaşlar kendinize bir psikolojik bir sınır belirleyin. Deyin ki işte bu seviye çıkarsa ben satacağım. Bu seviyenin altına düşerse de daha fazla zarar etmemek için elindekini çıkaracağım. Bu konulara lütfen çok dikkat edin. İlk çıkan coinlerde veyahut trade yapacaksanız böyle anlık alım sattım işlemi yapacaksanız böyle saniyelik al sat al sat ile işlem yapmayı düşünüyorsanız kendinize psikolojik bir sınır belirleyin arkadaşlar. Bu belirlediğiniz psikolojik sınır çerçevesinde işlem yapmaya dikkat edin. Kendi gibimden örnek vermem gerekirse arkadaşlar ben 20-30 dolar falan kazandım çok girmediğim için ne olur ne olmaz diye. Çünkü benim diğer yatırımlarım açıkçası farklı coinlerde. Dediğim gibi 3.50 dolara çıkarsa ben satacağım arkadaşlar bunu. Şu an en son 3.40'ı falan gördü. Bakalım bir. Aynen 3.38'i görmüş arkadaşlar. Ben 3.30'dan aldım. 3.40'a falan 3.50'ye çıkarsa ben bunu satmayı planlıyorum. Ama olur da burası da 2'nin altına düşerse ben yine elimdekini komple satacağım arkadaşlar. Nasıl satacağım derseniz de bu şimdi 2.50'ye düşerse arkadaşlar ben 2.50'den %25'ini satacağım. 2.30'a düşerse arkadaşlar bir sonraki kalan %25'ini satacağım. 2.15'e falan düşerse son %25'ini satacağım. Artık 2'ye de denk gelirse arkadaşlar 2'nin dibine düşerse zaten şuradan %100 deyip elimdekinin hepsini satacağım bu defa. Coin fiyatı düşerse ben bu şekilde satım yaparak zararımı en aza indirgeyeceğim. Siz de bu tür bir yöntem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendi stratejinizi oluşturun, psikolojik sınırlar belirleyin ve bu çerçevede işlem yapın arkadaşlar. Hep birlikte şimdi bunun inip çıkmasını bekliyoruz. Burada birçok kişi şey yapıyordu zaten. Arkadaşlar bu gibi konular hakkında da genelde Twitter'ımdan tweet atıyorum. Eğer bu tür konulardan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beni Twitter'dan da takip edin arkadaşlar. Hemen buradan size göstereyim. Mesela 3 gün önce arkadaşlar ben bir sepet dizdim. Bunu YouTube'da paylaşmadım ama 3 gün önce bir sepet dizdim arkadaşlar. 2.50'den aldığım bel coin arkadaşlar şu an 3.50'ye falan geldi. Hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Bakın bel coin 3.60'da tekrardan bir yükselmiş. Ben bunu 2.50'den almıştım arkadaşlar. Şu an 3.50'ye kadar bir yükselmiş. Ben bunun ortalama 3.70'te bile parçalı olarak satmayı planlıyorum. 200 dolar girmiştim. 200 dolarım 300 dolar oldu 2 gün 3 gün içerisinde arkadaşlar. Bu şekilde mesela hemen şuradan size crossover'da hızlıca bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bakayım hangi koydum crossover'a yakalanmış. Şöyle 4 saat diye seçelim buradan. SXV, CTX. Bunlar benim yatırım yaptığım coinlerim arkadaşlar. Az önce bir işlem gerçekleşti. GTU adlı coin'i 43'ten satın vermiş arkadaşlar. Ben GTU coin'i de 3 gün önce arkadaşlar 31'den almışım. Yani 0.031'den almışım. Bu da ortalama %30'luk bir kar marjından %25'ini çıkardım. Bu şu an 0.43 arkadaşlar. 50'ye çıkınca ben 1.25'ini daha satacağım. Parçalı bir şekilde
Koyunumu satacağım arkadaşlar. Çıktıkça parçalı, indikçe de parçalı bir şekilde satarak zararımı en aza indirgemeye çalışıyorum bu şekilde. Ben size şuradan crossover'a yakalanmış bir koyunumu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi crossover arkadaşlar, bu sarı çizginin kırmızı çizgi yukarıya doğru kesmesiyle birlikte crossover dediğimiz işlem oluşuyor arkadaşlar. Golden cross olarak da geçiyor. Eğer sarı çizgi, kırmızı çizgi yukarı doğru keserse bilin ki o coin yükselişe geçiyordur. Yükselişe dair bir sinyal veriyordur ve o coin'e yatırım yapılabilir. Crossover ile ilgili de arkadaşlar önümüzdeki günlerde çok detaylı bir video çekeceğim. Nasıl crossover olur? Crossover'un artıları nedir? Neye göre belirlenir bu crossover? O da bir band oluyor arkadaşlar. Bunda size 1-2 gün içerisinde detaylı bir şekilde çekip sisteme yükleyeceğim arkadaşlar. Hemen oksijene geri gelelim. Oksijen coin şu an 2.80'de bulunuyor. Bakın süre kadar çıkmış. Bir düzeltme aldı. 30 dakikalık mumlarda arkadaşlar. Ya ilk 30 dakikada arkadaşlar 10 sentten çıkmış. 70 sente bir mum yatmış 30 dakika içerisinde. Ondan sonra 0.30'dan arkadaşlar 3 dolara 3.30'lara kadar çıkmış. Şimdilik trade ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu boşuna uzatmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi parçalı bir şekilde alıyorum ve parçalı bir şekilde satıyorum. Kar marjında da zarar marjında da arkadaşlar parçalı bir şekilde alım satımı öneriyorum. Bu şekilde hem karınızı hem de zararınızı makul seviyelerde tutarak arkadaşlar kendinizi üzmezsiniz. Yani mantıklı olan yöntem benim açımdan bu. Ben bunu uyguluyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Ama sizler de bu tarz bir strateji kendinize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyordu işte abi ön coin çıktığında nasıl direkt alttan alıp en yukarıdan satabiliriz. Dediğim gibi tamamen el çabukluğu oluyor o olay. Yani şuradan seçiyorsun, şuradan alıyorsun da dostum. Yükseldiğinde de buradan tak miktarına göre satıyorsun. Bu şekilde el çabukluğuyla al satım yapabilirsin. Onun dışında ön satışlardan alıyorsun. Onun dışında daha hızlı bir yöntem yok ne yazık ki. Bu şekilde işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Bu videodan söyleyeceklerim komple bu kadar, bu son. Umarım video bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Ben bunu hemen sisteme yükleyeceğim. Eğer video hakkında sormak istediğiniz varsa lütfen aşağıdan sorun. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoya beğenip kanalımıza abone olup yorum falan yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.